Yakın Doğu Televizyon Stüdyolarından herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktoru Rümeysa Demirdamar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> teşekkür ederim sağ olun. E, hocam Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yeni kurulan bir evet, fakülte evet. ancak e, şimdiden e, dünya standartlarında bir fakülte. E, bize e, an anlatabilir misiniz yakından tanıyalım? <laughs> Bana böyle ucu açık soru sorarsanız sabaha kadar anlatabilirim. Çünkü fakültemi çok seviyorum. Bizim vaktimiz var. <laughs> Ama kısaca şöyle söyleyeyim size. Yakında Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 7200 metrekare kullanım alanı üzerine kurulmuş. Ve dünyada çok az tamamen eczacılık eğitimi düşünülerek planlanmış, çizilmiş ve yapılmış bir fakülte. Evet. Altı öğrenci laboratuvarımız var. Hı hı. E, dersliklerimiz fakülte içindeki fakülte içinde toplam 13 dersliğimiz var. E, öğrenci laboratuvarlarımızın yanı sıra iki adet de araştırma laboratuvarımız var. E, laboratuvarlarımız bina bittikten sonra laboratuvarların iç donanımı Walner Almanya'ya yaptırıldı ki Walner dünya tarafı dünyaca bilinen hı hı. E, tanınmış bir e, laboratuvar iç donanımı yapan bir kuruluş Almanya'da. Evet. Onlara e, yine istekler doğrultusunda ve onların deneyiminden yararlanarak yaptırıldı. Geldiler kendileri monte ettiler. Hı hı. Ve şu anda da e, her bir eğitim için gereken tüm cihazlar sipariş edildi. Hepsi e, belirli sürelerde çünkü hepsi aynı anda gelmesi mümkün değil. Bazıları daha uzun sürüyor imal edilmesi isteğe hı hı. göre yapılıyor. Onlar geliyor. Onları sisteme sokuyoruz. Onun için çok heyecan içindeyiz. E, bu arada fakültemizin bir ayrıcalığı da biz öğrenci eğitimlerimizde de diğer tüm fakültelerde sadece araştırma için kullanılan belki hı hı. öğrenciye de e, işte bu HPLC'dir. Bakın bunun teorisi budur diye anlatırız. Ancak çocuk onu e, teorik olarak görür ama. Herhangi bir işlemde bulunmaz onda. Sonra da biz öğrencilere işte farmakopya analizlerini tarif ederiz. Örneğin bir örnek veriyorum yaptırdığımız işlerden birini. Ama bizim fakültemizde öğrenci HPLC, LCMS dahil tüm NMR dahil tüm bu enstrümantal analizleri kendisi yaparak mezun olacağı için böyle de bir farklılığı olacak. Kaç öğrencimiz var hocam? Şu anda şöyle söyleyeyim, 40 öğrenci YÖK kontenjanımız var. 1 Aralık 2006 yılında YÖK'ten kontenjan aldık. 40 öğrenci, 5 öğrenci Kıbrıs kapasit kontenjanımız var. 5 öğrenci de uluslararası alıyoruz. Şu an bu yıl 49 öğrencimiz var, bir öğrencimiz eksik, bir öğrenci eksik alındı. 40 YÖK aracılığıyla gelen öğrencilerimiz ÖSS aracılığıyla geldiler tabi. Çok da güzel puanlarla geldiler. Evet onu soracaktım. Puanlarımız nasıl diğer üniversitelere göre? Çok güzel. Şöyle çok çok güzel ve çok iyi. Bir kendi tarzı olan ama mezunlarını vermiş üniversiteler var. Yani Türkiye'de hı hı. özel olan üniversiteler. Mezunlarını da verdiler onlar. Deneyimliler ve daha önceki puanları belli. Bizim puanımız da belli değildi ilk evet. öğrenci alacağımız için bu Hı -hı. yıl. E, ama 347.949 puanla öğrenci almaya Hı -hı. başladık biz. E, bu da çok iyi bir puan. Evet. Çok yüksek bir puan. Hı -hı. Öğrencilerimiz de çok kaliteli öğrenciler. 5 yıllık bir fakülte fakültemiz. Hı -hı. Ve İngilizce eğitimi yapıyoruz. Evet İngilizce hazırlık var. İngilizce hazırlık var bir yıllık. Biz de gerçi e, sömestr usulü yapıyoruz yani ders alıyorlar. Sömestirlik kodluyorlar ancak biz her yıl Eylül'de açıyoruz dersleri. Yani her sömestir her ders bizde açılmıyor öyle söyleyeyim. Evet. Yıllık program uyguluyoruz ama sömestirlik dersleri açıyoruz. Şimdi...